Hanımefendiyle gerçekten buradaydı ya. Bunu kıramadı Medine'cim. Ben de kıramadı ben. Sen de buyurun. Ben de buyurun. Ben de buyurun. İçerideki. Yaşındayım. 2-3 yıldır bu işe başladım. Aynı zamanda okuyorum bu sene. Son sınıf öğrencisiydim, bitti. Benim babam vefat etti 9 yıl önce. İşte o yüzden hem kendi ihtiyaçlarımı karşılamak amaçlı hem okul harçlığımı çıkarmak amaçlı bu işte çalışıyorum. Aynı zamanda anneme destek olmak için. Yani hem maddi hem manevi zorluklar yaşadık çünkü maddi olarak gerçi yine bir şekilde halledilebiliyor mu manevi? Manevi olarak tabii çok büyük bir boşluk oluyor. Kısacası hani çocukluğumuzu yaşayamıyoruz bir şekilde. Tamamen sadece maddi olarak kendimize yetebilme, hayatta kalabilmeye çalışıyoruz. Şu an fiyat belli değil, her yıl işte belirleniyor. Bu sene 620 olarak söylüyorlar ama hiçbir şekilde emeğimizin karşılığını almıyoruz. Çünkü sabah 4'te kalkıyoruz, 5'te işbaşı yapıyoruz ve çoğu zaman geç çıktığımız zamanlar oluyor. Baktığınız zaman çok ağır iş. Tozu var, toprağı var. Hepsini geçtim. Güneşin altında onlarca saat bekliyorsunuz. Kadın olmak ayrı bir şey. Onun dışında her şekilde aslında zorluyor. Hem duygusal olarak hem mental olarak. Yani birazcık fazla yük biniyor. Öyle. Yaşıtlarımıza, diğer akranlarımıza oran 1-0 her zaman gerideyiz. Yani hayat mücadelesi vermek zorundayız. Burada bir kişiyi veya binlerce kişiyi suçlamak doğru değil. Ama bir sistemi doğru yapmaya çalışırken daha da berbatlaştırıyorlar. Artık kimse okumak istemiyor çünkü çok zorlaştı ve hani insanlar imkan bulamıyor. Bir de doğu tarafında yaşayan insanlar genelde daha çok zorluk çekiyor. Çünkü aileleri genelde çiftçilik yapıyor ve daha çok zorlanıyorlar, daha çok çalışmak zorunda kalıyorlar. Şöyle hani bu düzeni biz değiştirmediğimiz sürece kimse kalkıp değiştirmeyecek. Biz bir şeylere dur demedikçe kimse dur demeyecek. Herkes oturduğu yerden yediği paralarla, akladığı kara paralarla devam edecek. Böyle de onlara pek bir etkisi olmuyor aslında. Sadece bundan zedelenen, bundan kötü bir şekilde faydalanan bizleriz. Biz halk olarak bence birleşmeliyiz ve doğru olan neyse onu seçmeliyiz.